Herkese merhabalar canım Türkiye. Malumunuz önümüz referandum ve bununla ilgili tartışmalar bir hayli hız kazanmış durumda. Ben de bu konuyla ilgili küçük bir konuşma yapmayı arzu ettim. Şimdi arkadaşlar bakınız. Doğru bir sistem herkesi adam eder. Eğer sistem yanlış ise adam olanı da adamlığından eder. Onun için o şunu dedi, bu bunu dedi, bilmem ne dedi gibi söylemlere bakmaktan ziyade dönüp sisteme bakmamız gerekir. Ben burada sizlere sistemi anlatacak değilim. Anlatanlar zaten yeterince anlatıyorlar. Ben sadece bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Varsayalım ki kocanız veya hanımınız size dese ki tapuları benim üzerime yapacaksın. Ruhsatı benim üzerime yapacaksın. Bankadaki hesapları benim üzerime yapacaksın. Ne yaparsam da yapayım, bana karışmayacaksın. Aynı zamanda bana boşama yetkisi vereceksin dese, çok merak ediyorum, aynı yastığa baş koyduğunuz eşinize vereceğiniz cevap nedir? Verilecek cevap bellidir. Önümüze getirilen sistemin bundan farkı ne? Aynı. Yasama, yürütme, yargı tek kişinin himayesinde dilediği kararı alıyor, kimse karışamıyor, denetlemeler kapalı çünkü efendime söyleyeyim canı istediği zaman da meclisi feshediyor. Ne farkı var? Aynı. Hal böyle olunca bu sisteme konuşulacak bir tarafı bile yok zaten. Çünkü savunulacak hiçbir tarafı yok. Bakınız arkadaşlar. Bu toprakların her bir karışı şehit kanlarıyla sulanarak vatan haline getirildi. Onun için Türkiye Cumhuriyeti iki dudağın arasındaki keyfe terk edilemez. Çünkü azizdir. Aslında ben sistem konuşurken kişi isimlerini pek telaffuz etmeye arzu etmem. Ancak şöyle bir konu var ki burada mecbur isim kullanmak durumundayım. Bu anayasa teklifi meclisten geçtikten sonraki MHP grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli ne demişti? Ülkenin beka sorunu var demişti, değil mi? Öyle demişti. Peki daha yeni Sayın Cumhurbaşkanımız toplu açılış töreninde ne dedi? Bu proje benim projemdir. Belediye başkanlığımdan beri savunduğum ve direttiğim bir sistemdir dedi. Ülkem için de faydalı olduğuna inanıyorum. Onun için de gelmesini arzu ediyorum dedi. Öyle dedi. Hani beka sorunu? Demek ki yokmuş. Sayın Bahçeli, hani size mi soracağız dediğiniz milletiniz var ya, bu durumda size dönüp şu soruyu sormaz mı? Sayın Bahçeli, hani beka sorunu vardı? Nerede bu beka sorunu? Şimdi yöneticilerimiz sistemle ilgili anlatacak bir şeyler bulamadıkları için bu kampanya sürecini, yani ben talihsiz ifadeler ve sloganlarla yürüttüklerini görüyorum. Değerli yöneticilerimiz, FETÖ, size bununla ilgili bir cevap vereceğim. FETÖ hayır dediği için, PKK hayır dediği için evet diyeceğinizi söylüyorsunuz. Sizler namert ağızlarda mertlik mi arıyorsunuz?
Namertler kendi çıkarları doğrultusunda hangi kılıf kendilerine uygunsa o kılıfa bürünürler, o kılıfın içerisine girerler. Eğer ki FETÖ, eğer ki PKK hayır diyorsa kesinlikle ve kesinlikle evet'i destekledikleri içindir. Bizler bu oyuna gelmeyiz. Bu millet bu oyunu bozar. Diğer yanda benim canım kardeşlerim, bu söylemlerin devamını getirerek her hayır diyeni teröre bağlayan benim canım kardeşlerim. Evet demeyi, demenin terör, tüm terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmekle eş değer olduğunu lütfen idrak edin. Diğer yanda ise haddini aşarak çok ağır hitamlarda bulunanlarınız var sanal ortamda. Hayır diyen haindir yaftasını etiket yani koyanlar var. Diğer yanda bakınız arkadaşlar, 80 öncesindeki sağcılık ve solculuk ortamındaki tablonun çok benzer bir tablo şu anda önümüzde. Buna müsait zemin oluşturulmuş durumda. Ve insanlarımız keskin bir şekilde iki kutupta ayrışmış durumda. Ben milletimizi aklı selim olmaya davet ediyorum. Aklı selim olmaya davet ediyorum. Ne olursa olsun aklımızla hareket edelim. Ben inanıyorum bu memlekette gerek evet diyen, gerekse hayır diyen, çok azınlık dışındaki o malum yerlerin uşaklarının dışındakilerinin tamamı vatanını düşündüğü için evet ya da hayır diyecek. Onun için bu kutuplaşmadan vazgeçin, kaynaşmaya bakın. Diğer yanda ben daha önceden şöyle bir ifade kullanmıştım. Futbol takımı tutar gibi parti tutulmaz. Hele hele böyle bir konuda, tüm ülkenin tamamını ilgilendirecek bir konuda particilik hiç yapılmaz. Onun için futbol takımı tutar gibi parti tutma hevesinden vazgeçin. Biz millet olarak ne zaman ki futbol takımı tutar gibi parti tutma hevesinden vazgeçer isek, işte o zaman politikacılar da bayağılıklarından vazgeçecek ve ahlakı güzel, sağlam bir yönetim gelecektir. Umarım sözlerim net anlaşılmıştır. Allah'a emanet olunuz. Eyvallah. Kürşat Okuyucu ben. Yani tabii bu internet ortamında her ne kadar başkanlık sistemini eleştiren kamyoncu olarak fenomen olmuş isek de aslında eski bir asker. Şair, söz yazar, aynı zamanda besteciyim. Tabii eski bir reklamcıyız diyeceğim çünkü artık piyasada iş yapamıyoruz. Yani durum vahim, diğer esnafların olduğu gibi. Hal böyle olunca da bu sıkıntılar içerisinde bir başkanlık modelini getirdiler önümüze. Modelde tabii ki birçok memleket açısından sıkıntılar doğuracağı bir model. Hal böyle olunca da otomatikmen yani bu piyasanın ekonomi şartları bu durumdayken, efendime söyleyeyim, insanlar birçok sıkıntılar yaşarken, suç oranları tavan yapmışken ve bunun gibi birçok memlekette düzeltilmesi gereken haller varken, yani bize yönetilme sistemi hiç gerekli bir şey değil. Kaldı ki getirdikleri sistem düzgün bir sistem değil. Yani biz de bir vatandaş olarak tabii ki bunun üzerine
tepkimizi, düşüncelerimizi dile getirdik.